Merhaba, Türkiye'de siyasal gelenek batıdan farklıdır. Bir İsveç, Finlandiya olmadığı gibi Almanya ya da İngiltere de değildir. Öteden beri böyledir bu. Bir demokrasi geleneği yoktur. Her defasında kesintilerle buna imkan verilmemiştir. Kör topal bir cumhuriyettir. Türkiye'de genel geçer seçmen kitlesi koalisyondan hazretmez... Koalisyon demek kaos demektir. Koalisyon demek istikrarsızlık demektir. Koalisyon kuramayan partiler ülkeyi 12 Eylül'e götürmüştür gibi kabuller vardır. Siz istediğiniz kadar Almanya hep koalisyonlarla idare ediliyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi filan deyin bu Türkiye için geçerli değildir. Başarılı koalisyon hiç olmamıştır çünkü. AKP ve Erdoğan bunu çok iyi okuduğu için 2015 yılında seçmeni koalisyonla korkuttu. Başarılı da oldu. Altılı Masa'nın yumuşak karnı budur. Koalisyon kelimesini cümle içinde kullanmayı yasaklamaları gerekirken bir de ne görelim? Temel Karamolluoğlu BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta 3 kere koalisyon demiş. Türkiye'yi sanki bir koalisyon hükümeti varmış gibi yöneteceğiz, birlikte yöneteceğiz, aynen koalisyonlarda olduğu gibi yöneteceğiz. Eğer belli bir süre Türkiye'yi yöneteceksek bu koalisyon diyelim filan. Ekonomi iyi giderken de kötü giderken de favori Erdoğan. En büyük şansı ise karşısındaki dağınık muhalefet. Erdoğan her dönem hemen her konuyu yükleyecek bir günah keçisi bulabildiği gibi her seçimde dişine göre rakiplerle mücadele etti. Bunun tek istisnası 2019'da İstanbul'u kaybetmesi oldu. Kürt seçmen belirleyici oldu değilse Ekrem İmamoğlu ilk seçimde kaybederdi. Erdoğan bunu unutmadı. O yüzden oyun planının merkezinde Kürtlerin oyları bulunuyor. Kürt siyasal hareketinin farklı bir muhalefet anlayışı ve yürüyüşü var. Bunu tek cümlede özetlemek gerekirse o da şudur kanımca. Önümüzdeki seçim devletin Kürtler üzerindeki tutumunu değiştirmeyecekse kim kazanırsa kazansın sadece bir formaliteden ibarettir. İşin Erdoğan'a bakan yönü ise iki ayaklıdır. Kürtleri altılı masadan ayrıştırmak ve Selahattin Demirtaş'ı kollamak. Ne Abdullah Öcalan ne de HDP denklemin içindedir esasen. Erdoğan biliyor ki Öcalan ne derse desin Kürt tabana tesir edemeyecek. Ve biliyor ki HDP'yi kapatsa dahi Kürt seçmeni kontrol edemeyecek. Dikkat ederseniz son dönemde Demirtaş'ı üzecek bir şey yapmıyor. Demirtaş siyasi tutsak elbette. Bundan ağır ceza mı olur? Gel gelelim gelişmeleri dışarıdakilerden daha hızlı takip ettiğine ve derhal tepki verdiğine kuşku yok. Hasta babası için tahsis edilen özel jeti de bu çerçevede yorumlamak icap ediyor. Elbette Demirtaş bu muameleyi dikkatle takip ediyor. Edirne'den Diyarbakır civarına nakli bile söz konusu olabilir. Fakat bunun için istenen bedel de ona göre olacaktır. Demirtaş Kürtlerin gönüllerdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok iyi okuduğu için Demirtaş'ı yakın izlemede tutuyor. Devlet Bahçeli de ses etmiyor. Sırrı Süreyya'nın sitemi halen kulaklarımda. Ne yerde taş ne bağrımızda yer kaldı. Altılı masanın Kürt seçmene güven vermesi güç. Ama Demirtaş isterse bağrına taş basar oyunu verir. Analizin gelişinden Demirtaş'ın saraya teslim olabileceği gibi bir anlam da çıkmasın. Nitekim son Kobani duruşmasında aynen şöyle dedi. Bana Hakan Fidan aracılığıyla Öcalan'ın yerine geçmem teklif edildi. Reddettim. Biz biziz, Öcalan Öcalandır. Bu satırı dikkatli okursanız Selahattin Demirtaş'ın her şeyin farkında olduğunu görürsünüz.